Türk Kara TV'den bir canlı yayında sizlerle beraberiz. Türk Kara TV'nin efsane ismi Haldun Alagaç kardeşimle beraberim. Haldun hoş geldin. Hoş bulduk hocam. Günaydın diyelim. Günaydın. İzmir'de güzel bir kafede, burası Şelale Kafe miydi? Şelale Kafe'de güzel bir kahvaltı yiyoruz, açık hava. Bahar geldi, evet. Cıvıl cıvıl her şey, biz de öyleyiz. Tabii şimdi Haldun Alagaç'ta röportaj yapacağım dediğim zaman herkesin birleştiği bir nokta var. Efsane diyorlar. Efsane Haldun Alagaç. Haldun Alagaç kimdir? Herkes tanıyor tabii Haldun Alagaç'ı. Bütün dünya tanıyor da. Kısaca bir kendini tanıtır mısın Haldun? 16-11-1970 İzmit'te olmuyum. Karate'ye 1982 yılında İzmit'te hocam Muzaffer Yoldaş Nezaretinde başladım. İlk defa 1988 yılında sizlerin de bulunduğu çok güzel bir ortamda milli takıma adapte oldum ve o yıllardan beri de 2006'ya kadar uzun yıllar milli takımda görev aldım. Dünya Avrupa şampiyonu, Akdeniz oyunları şampiyonluklarım var. Evli ve iki çocuk babasıyım. Eşim müzik öğretmeni. Ben de şu anda sportif eğitim uzmanı ve karate antrenörü olarak spor yaşantımı devam ettiriyorum. Devam ediyorsun. Kariyerim oldukça kalabalık değil mi? Yani 3 dünya, 3 Avrupa Ferdi de var. Evet. Takımda var. Evet. Şampiyonlukların. Bunlardan bir iki tanesiyle beraber yaşadık. Evet. Değil mi? 89 Titograd'da Avrupa ikinciliğimiz vardı. İlk büyüklerde. Sonra şeyde 90'da İbus Cup'ta Macaristan'da ilk dünya kupası şampiyonu. 89'da. Evet. Arkasında 90'da bombayı patlattık Meksika'da değil mi? Evet. Arka arkaya. Meksika'da tarih yazdı Haldun kardeşimiz. Orada Hakan Yağal da çok iyiydi. O direkten döndü ama biz altın madalyayı Haldun kardeşimiz getirdi. Hayat nasıl geçiyor? Neler yapıyoruz Haldun'cum? Şu anda aktif olarak yine antrenmanlara devam ediyorum. Burada 7'den 70'e gençlik spor hizmetleri bünyesinde öncelikle karate sporunu sevdirmeye gayret gösteriyoruz. Ve ileride müsabık olmayı deneyecek, şampiyonluklar yaşamak isteyecek sporculara yol göstermeye çalışıyoruz. Bunun yanı sıra bazı zamanlarda yurt dışında özellikle önemli organizasyonları takip etmek amacıyla yurt dışına seyahat ediyorum. Farklı ülkelerden veya farklı kulüplerden yine aldığım teknikler doğrultusunda da tecrübelerimi paylaşıyorum. Ya sen sporculukken de öyleydin. Mesela biraz evvel konuşmalarımızda da bir şey dikkatimi çekti. Mesela sen hemen hemen Avrupa ve dünyadaki tüm sikletlerdeki insanları, daha doğrusu başarılı insanları tanıyorsun. Hı hı. Tanıyorsun derken hem ismiyle tanıyorsun hem şöyle tanıyorsun. Ben şimdi bazı teknik adamlara soruyorum. İşte ince uzun adam, sakallı adam, bıyıklı adam, uzun saçlı adam şeklinde bir ifadeler var. Hı hı. Bu tabii senin farkındalığını ortaya koyuyor. Ayrıcalığını ve kaliteni ortaya koyuyor. Bunu nasıl beceriyorsun veyahut da bundaki şeyin ne? Nasıl bir şey izledin? Merak mı ettin? Nasıl bir şeydi, duygudur bu? Şimdi tabii rakiplerimi tanımak istiyorum diyorsun belki de. Yalnızca kendi rakiplerimi değil, eğer mesela şöyle, daha önce siklet sporcularını tanırken sikletin dışındaki sporcuları da tanıma ihtiyacı hissettim. Neden? Ya açık siklet turnuvalarda karşılaşma şansım vardı ya da özellikle takım müsabakalarında bu sporcularla karşılaşma şansına sahip olacaktım. O yüzden isimlerini bildiğim gibi işte tekniklerini, taktiklerini de öğrenmek zorundaydım. Karşılaşacağım düşüncesiyle. O zamandan beri bu bir alışkanlık oldu. Halen şu anda da takip ediyorum. Bugün aktif olan sporcuları, genç sporcuları da aynı doğrultuda takip ediyorum. Yani hem kendimi hem de çalıştığım insanlara faydalı olmak açısından, onlara birer bilgi verebilmek açısından. Etmek de zorundayız ya, değil mi? Evet, evet. Bu yandan kahvaltımızı edelim ya. Teşekkürler. Bunun ismi kahvaltı sohbeti zaten. Kusura bakmayın yani biz böyle iki kişilik yapıyoruz. Başka zaman sizleri de bekleriz. Çok güzel bir, keyifli bir yer burası. Hayatımda bir dönüm noktası dediğim bir şey var mı? Böyle iyi ki oldu, olmasaydı iyi olurdu dediğin böyle bir şeyin anekdotun var mı? Yani şimdi çok var ama tabii bir anda sorunca hemen aklıma gelmiyor. Ama benim için tabii ki dönüm noktası ilk defa İbus Cup'ta dünya şampiyon olmam, dünya kupasında. Tabii şimdi dünya kupası dediğimiz zaman artık birçok turnuva yapıyorlar. İsmi Dünya Kupası. Onlardan değiliz. Evet. Yani o organizasyonun da çok bir önemi kalmadı ama siz çok iyi biliyorsunuz. Bu Dünya Kupası dediğimiz olay yine Dünya Şampiyonası gibi çok zorluydu. O kalitede. Çok kaliteliydi. Evet, aynı evet, sporcular evet. Katıldı. Yalnızca ismi Dünya Kupası'ydı ve bir firma organize ediyordu.
Tabii bunu söylerken şunu da şuna da değinmek istiyorum. İlk defa 1987'de Veysel Buğur kardeşimiz bu turnuvada, yani kupada dünya üçüncüsü olmuştu. Benimki 89 yılında, ondan sonra. Ama ben de en genç yaşta, 18 yaşında büyüklerde Dünya Kupası şampiyonu oldum. Arkasından bir sene sonra yine beraber yaşadığımız Dünya Büyükler Şampiyonası Meksika'da. Meksika değil mi? Aynı şekilde orada devam ettik. Hani hem gençlerde yarışıp hem büyüklerde dünya şampiyonu olmak. Mesela İspanya'ya 91 yılında, İskoçya'daki Avrupa Şampiyonası'nda İspanya'nın federasyon başkanı pasaportumu görmek istedi. Yani inanmadı. Gençlerde yarışıyorum, büyüklerde dünya şampiyonu olmuşum. Aradan 2 sene geçmiş, hala yarışıyorum. Pasaportumu görmek istedi. Böyle de bir anım var. Ya benim için aslında karate yaşamda en büyük dönüm noktalarından bir tanesi oradaki aldığım dünya şampiyonluğuydu. Zaten hedefim hep dünya şampiyonu olmaktı. Olimpiyat şampiyonu, ama tabii ki olimpiyat şampiyonu olmak için artık çok geç. O günleri göremedik. Ama o anlar için konuşacak olursak hedefime ulaştım. O benim için bir dönüm noktasıydı. Tabii karateye başlamam da benim için bir dönüm noktası. Yani tesadüfen başladım spora. Hatta şöyle, 1978-80'li yıllarda İstanbul'da oturuyorduk. 81 yılında İzmit'e dönüş yaptık. Çünkü o zamanlar biliyorsun İstanbul çok karışıktı. Terör olayları vardı. O yüzden bir yerden bir yere gitmek, mesafe almak çok zordu. Babam da tabii haklı olarak beni spora göndermedi orada. İzmit'e geldiğim zaman da kapalı spor salonu civarında böyle tek başıma yürürken iki tane çocuk gördüm. Yani yapmayacağım bir şey ama 11 yaşındaydım. Nereye gidiyorsunuz diye çocuklara sordum, ellerinde çanta görünce. Onlar da tesadüf olarak karateye gittiklerini söylediler. O şekilde ben karateye başladım. Evet. Ve tek başıma o zamandan beri de aynı şekilde mücadelemi sürdürüyorum. Muzaffer Hoca'yla değil mi? Muzaffer evet. Yoldaş'la. Muzaffer Hoca'mın bende çok büyük emeği var. Aynı şekilde abisi Mustafa Yoldaş, Halit Yoldaş yine bana çok büyük emekleri var. Onları buradan saygıyla anıyorum. Tabii onlara gelmeden önce Türk Karatesi'nin kurucusu Sayın Hakkı Koşar hocamız, hocaların hocası, onun çok çok emeği var. Onunla da çalışma fırsatı buldum. Özellikle sizin başlatmış olduğunuz Atilla hocam, Alev hocam ve sizin ve yine aynı şekilde Doğan hocamın da başlatmış olduğu mil takım çalışmalarıyla da ben inanıyorum ki Türk Karatesi bugünkü günlerine geldi. Yani evet. Aslında çok önemli. Yani bir mihenk taşıydı o çalışmalar. Bugün iki tane var. Hala o çalışmaların bence semeresini görüyoruz. Olacak mı istersen? Birazdan şey yapalım ya. Şimdi tabii burada Muzaffer hocamıza çok selam söylüyoruz. Burada kendisi Ordu'da değil mi? Evet, orada görevli. Başarılar diliyoruz. Şimdi bir şey var. Belki bu şimdi aklıma geldi. Senin bir dönem milli takıma gelip de çalışmalar yapıp sonra gönderildin mi? Ve antrenmanlardan İzmitler gitti mi? Tekrar mı geldiniz? Nasıl öyle bir şey, olaylar oldu mu? Böyle bir şeyler. Milli takım derken sporculuk olarak mı? Milli takım sporculuk dönemlerinde. Yok, öyle bir şey olmadı. Zaten sizin başlattığınız çalışmalarla devamlı buradan her hafta sonu antrenmanlara gidip geliyorduk. Ve buradan geliyor, Sakarya'dan geliyordu. Sakarya'dan gelenler vardı. Biz buradan haftanın 3 günü antrenmanlara iştirak ediyorduk. Evet. Yalnızca bizim yaşadığımız işte bazı dönemlerde federasyon içerisindeki çatışmalardan biraz biz onlardan işte mesela bir milli takım seçilme oldu. Sonradan tekrar bozuldu. Tekrardan seçilme oldu falan. Bir tek o sıkıntıları yaşadık. Evet. Tabii Türk Karatesi'nin belli bir döneme damgasını vuran kişisin. Bununla beraber senin döneminin sporuyla mücadele disiplini bugünü nasıl hem idari hem teknik konuda nasıl değerlendirirsin? Şimdi baktığımız zaman özellikle 1980'li yılların sonuyla 90'lı yılların ortalarına kadar karatede çok kombine teknikler gözüküyordu. Teknik anlamda çok yüksekti. Bugün baktığımızda tek atağa dayalı, biraz önce de konuşmuştuk zaten. Tek atağa dayalı daha çok zamanlama üzerine bir karate var. Ama ben bunu tamamen kurallara bağlıyorum. Çünkü hatırlarsınız ki bundan bir 18 sene önce veya 20 sene önce bir sporcu eğildiği zaman ceza alıyordu. Belli bir dönem sonra buna müsaade edilmeye başladı. Öyle olunca da ikili üçlü ataklarda şans bulamamaya başladınız. O yüzden herkes tek atağa, iyi bir zamanlamayla tek atağa döndü. Ben bunu tamamen kurallara bağlıyorum. Yarın öbür gün bu kurallarda da bir revizyon olsa, farklı bir kural değişikliği yapılmış olsa yine dövüş sistemi değişecektir diye düşünüyorum. Kaldı ki hatırlarsınız teknik özelliği olmayan sporcular tutuşmayla rakibi düşürüp birçok maç kazanıyordu. Bir dönem
dövüşmeyen sporcu maç kazanabiliyordu, yatıp kalkarak. Bunları tamamen kurala bağlıyorum. Kurallar değiştikçe teknikler ve taktikler de değişecektir. Hobilerimiz var mı? Hobi olarak gezmeyi seviyorum. Daha çok mesela yurt dışına gittiğim zaman özellikle arkeolojiyi çok seviyorum. Mümkün olduğunca oraları geziyorum. Öyle meraklarım var. Meraklarım evet. Var, evet. Paleontoloji, arkeoloji, o tarz şeyleri seviyorum. Antika merakım var. Bu şekilde. Değişik ülkelerde değişik seminerler veriyorsun. Hı hı. Bunlar genelde, bunları ben yakından takip ediyorum. Sizin bir ara hala devam ediyor galiba. Güney Afrika'da devam ediyorsunuz. Evet. Bu Azerbaycan, Gürcistan yörelerde çalışmalarım var. Bunlarla ilgili kısa bir şey verebilir misin? Neler yapıyorsun yurt dışında? Şimdi yurt dışındaki bazı organizasyonları orada yaşayan Türk arkadaşlarım organize ediyor. Bazılarında mesela Fransa'da benim özellikle çok önemsediğim Orta Fransa'da bir Fransızın düzenlediği ve sırf Fransız hocaların olduğu bir seminer var. Özellikle Dominique Valera'nın da katıldığı expert hocaların. Oraya 2-3 sene arka arkaya katıldım. Bu sene de belki tekrardan davet aldım oraya. Çünkü onların haricinde, Fransa'nın haricinde tek yabancı olarak katılıyorum. Bunun için de çok çok önemli. Bazı organizasyonlar yine milli takımlarla birlikte oluyor. Mesela geçen sene Ürdün milli takımını çalıştırdım. Makedonya'dan daha önce davet aldım. Yani birçok yerde, İsviçre'de yine organizasyonlar var. Fransa'nın hemen hemen her farklı köşesinde, Gürcistan'da, Güney Afrika ile özellikle 5-6 sene arka arkaya çalıştık ama tabii orada da çok politik olaylar var. Özellikle orada tanıştığımız Ian Leroux Sensei'yi oradaki karatenin gelişimi için sizlerin daha önce yapmış olduğunuz, başlatmış olduğunuz çalışmalar gibi çalışmalar başlattı. Fakat orada da politika çok hakim olduğu için şimdi mesela bir sene, 1,5 sene ara verdik. 6 sene çalıştık. Hani soracak olursanız ne değişti derseniz, gerçekten ananevi karateden modern karateye geçiş çok hızlı bir şekilde oldu. En azından onu gözlemledim. Evet. Afrika oyunlarında bizim beraber çalıştığımız iki tane sporcu, birisi final, birisi üçüncülük aldı. Ki orada da özellikle Kuzey Afrika ülkeleri çok çok iyi, biliyorsunuz. Mısır başta olmak üzere, evet. Tunus, Cezayir, Fas. Önemli başarılar aldılar. Ama işte politika yüzünden oradaki çalışmalarımız şu anda askıya alındı. Ama hemen hemen farklı yerlerden, her yerden davet alıyoruz. Bir de şöyle enteresan bir şey var. Belki çoğu kişi bilmiyordur. Senin adına turnuvalar düzenleniyor yurt dışında. Evet. Mesela Fransa'da bilhassa, değil mi? Fransa'da bir arkadaşım onu organize evet, ediyor. Evet, yapıyor. Yaklaşık 5-6 senedir. Bir de şey var. Mesela yolda giderken Fransızlar senden imzalıyorlar. Maçlara gittiğimiz zaman görüyorum mesela böyle. Evet. Buralar evet. Çok popülersin. Aynı alakayı Türkiye'de görebiliyor muyuz? Yani şimdi tabii şöyle bir şey var. Türkiye'de bu şekilde görmüyoruz ama Fransa zaten o anlamda çok farklıydı. O yüzden Fransa'yı çok önemsiyorum. Çünkü 1994 yılında onların çok ünlü sporcusu Christophe Pina ile ben Fransa'da maç yaparken bana tezahürat eden Fransızlar vardı. Yani Fransızlarda şöyle bir şey var. Milliyetçidirler çok ama özellikle sporda sevdikleri, tuttukları bir sporcu varsa milletine bakmazlar. Orası çok daha farklı. Şeyi takdir ediyor. Başarılı olan kesinlikle kişiyi milletine bakmıyor. Hiç bakmıyor. Evet. İspanyollar da öyle ya, değil mi? İspanyollar da öyle ama Fransızlar o konuda çok daha farklı. Daha şey, ve biraz daha kültür. Bütün dövüş sporlarına karşı çok büyük bir merak ve ilgi var. Tabii o martial arts yapıyorlar ya, bütün şeylerin mücadele festival. Festival. Ben de oraya yapıyorlar. Katıldım. 2004 evet. Yılında bir gösterim var orada. Çok önemsiyorlar. Senin bir de meşhur şeyle, Amerikalıyla burada şeyin var değil mi? Bir Van Damme'la beraber. Van Damme'la bir şeyin evet. Olmuştu. Gösteri oldu. Evet. Herkes çok farklı şey bekliyorlardı. Ya şimdi orada bizim tabii önemli olan ilk etapta bir araya getirmekti onların evet. Düşüncesi. Böyle bir maç kurgusu yoktu. Çünkü haklı olarak onun da çekinceleri var. Çünkü çok farklı bir ortam olabilir, gelişebilir. Tabii tabii. Ama beni de tanıdıktan sonra böyle bir şeye karar verdik. Hatta ikinci gün yaptığımız şeyde de özellikle ben karate elbisesi giymesi için rica ettim. Çünkü Van Damme evet bir uzak doğu sporuyla ilgileniyor ama tekvando mu, karate mi, kung fu mu kimse bilmiyor. Özellikle karate vurgusu olsun diye de rica ettim. Benim Ay Yıldızlı Bayrak'la beraber çıktı. O açıdan da çok güzel bir reklam olduğunu düşünüyorum. Hatta bu gösteriden 3-4 sene sonra
Amerika'da çekilen bir belgeselde de Ay Yıldızlı Bayraklı kara temsilciyle belgeselde çıktı. O da tabii benim için çok önemliydi. Tabii dünya şampiyonluğu kadar önemli benim için. Yani orada bir evet, değil mi? Onun şey yapılması. Evet. Ben bu değer şeyden, vermesi. Evet, tabii. Çok önemli. Ben bunları çok önemsiyorum yani. Mesela yaptığım sosyal sorun projelerinde de ben buna dikkat ediyorum. Dünya da böyle buna ediyor artık. O safhaya geldi. Amerika'da biliyorsun senin üniversiteyi 9-10 puanla bitirmen, liseyi 9-10 puanla bitirmen önemli değil. Diyor ki sen Darüzzede gittin mi? Alzheimer hastasına baktın mı? Evet. Otizmli çocuklarla ilgilendin mi? Evet, şunu yaptın, bunu yaptın gibi değerler arıyorlar. Yani kaybolan değerleri tekrar kazandırabilmek amacıyla böyle çalışmalar yapıyorlar. Şimdi Türkiye'de de bunlar başladı yavaş yavaş. İnşallah olacak. İnşallah. Olacak. İnşallah. Esasında bizim doğamızda var ama maalesef kaybediyoruz. Türkiye'de seminer teklifleri oluyor mu? Var mı? Türkiye'de daha önce birkaç yerde çok sevdiğim arkadaşlarım, hocalarım davet etti. Özellikle Trabzon'da Ecvet Hocalar, Ali Cora Hocalar, Tekirdağ'da yine Şemsi Hoca ile beraber Yılmaz Hoca, Milas'ta yine genç kardeşimiz Gazi sağ olsun. Evet, onun gibi birkaç yerde böyle çalışma fırsatı buldum arkadaşlarla. Zaten mümkün olduğunca o tür davetlere icabet ediyorum, önemsiyorum. Çünkü bu benim görevim. Ben karate sayesinde tanındım. Ve şu anda da eğer ekmek parası kazanıyorsam karateden kazanıyorum. Karate sayesinde kazanıyorum. Bu benim sorumluluğum. O şekilde davet olduğu zaman mümkün olduğunca davetlere icabet ediyorum. Zaten burada bir altyapı çalışmanı var. Zaten başta söylemiştik değil mi? Evet. Böyle İzmit'te çalışmalar yapıyoruz. İzmit'te gençlik spor altında yapıyoruz ama tabii şu var. Buradaki ilk önceliğimiz insanlara spor yaptırmak ve sporu sevdirmek. Özellikle de karate sporunu sevdirmek. Aralarından zaten müsabık olmak isteyenlere de ayrıca zaman harcayıp antrenman yaptırıyorum. Evet. Ama tabii şöyle bir şey var. Benim salonum herkese açık. Devletin salonu zaten. Bugün işte Makedonya'dan da gelen oluyor. Gürcistan'dan, Güney Afrika'dan, Bosna'dan da gelen oluyor. Farklı ülkelerden. Antrenman yapmak isteyen herkesle ben tecrübelerimi paylaşmaya hazırım zaten. Amerika'dan Tülay bak, Albert ne diyor? Şampiyon diyor, host diyor. Ona da sevgiler. Amerika'ya sesimiz geliyor mu yoksa? Evet. Sana başarılar Tülay kardeşim. O da ilk Dünya Kupası'nda beraber ben şampiyon olduğumda 3. olmuştu. Evet. Bayanlar adına ilk dereceyi orada Tülay kardeşimiz kazanmamıştı. Kasırga geçti mi kasırga? Kasırga gidiyor diyordum. İnşallah geçmiştir. Avrupa karatesinde bir dönem hatırlar mısın? Böyle bir İngiliz fırtınası vardı. Evet. Değil mi? Evet. İskoçlar vardı. Evet. Beraber tabii onlar dünya beraber gidiyor ama Avrupa ayrı ayrıydı. Ayrı ayrıydı evet. Finlandiya vardı, Norveç vardı mesela. Değil mi? Nasıl dövüşüyorlardı bunlar ya böyle? Çok iyi sporcuları vardı. Ne oldu? Kayboldu. Şimdi tabii şöyle bir şey var. Aslında Sait Uçan hocamla da konuştuğum zaman ben de zaten takip ediyorum yakinen. İngiltere'de aslında İngiltere çok güçlü bir ülke. Yani bugün İngiltere belki birkaç parçaya bölünmüş şey anlamında, karate anlamında. Niye? Çünkü orada tradisyonel karatede de çok iyi sporcular var. Fakat özel federasyonlar da çok. Özel federasyonlar var ve evet, o birliği daha sağlayamadıklarını düşünüyorum. Ama şimdi baktığımız zaman dönem dönem işte en son dünya şampiyonu William Thomas'ın oğlu Jordan Thomas dünya şampiyonu oldu. Yani ara ara yine şampiyonluklar çıkartıyorlar. Potansiyel var. Ama tabii ki eski günlerini arıyor, özlemle arıyor. Bugün hani şeyde olur, eksen kayması derler ya. Bu karatede belki gerçekleşti. Bugün baktığımızda işte son dönemlerde özellikle Mısır, İran. İran'da her zaman potansiyel vardı ama son dönemlerde özellikle damgalarını vurdular. İşte Azerbaycan. Fas'ta çıktı şimdi ya değil mi? Fas böyle katılan. Fas'ta şöyle fena değil. Fas'ta zaten potansiyel var ama ben şimdi şöyle Kuzey Afrika ülkeleri arasında Mısır'ın başarısını daha çok önemsiyorum. Neden? Çünkü Mısır daha kapalı bir ülke. Özellikle Tunus, Cezayir ve Fas bunların direkt olarak Fransa ile irtibatları var. Özellikle sporcuların birçoğu Fransa'da yaşıyor, eğitim görüyor. Aynı anda karate çalışmalarını orada yapıyor ve milli takım adına yarışmalarına çoğu orada katılıyor. Yani devamlı bir Fransa ile kontak halindeler. Fakat Mısır burada kapalı. Burada Mısır'ın başarısı bence çok çok daha önemli. Orada da bizdeki devlet politikası gibi herhalde
spora büyük destek var. Özellikle polislerin desteklediğini duydum. Yani sporcular maaş alırken aynı anda antrenman yapıyorlar işe gitmeden. Böyle bir şey olduğunu düşünüyorum. Ama şimdi olimpiyat programı başladıktan sonra, yani geçtiğimiz seneden sonra, özellikle ben son dünya şampiyonasındaki özellikle mesela bayan maçlarını çok fazla seyretmezdim. Ama o kadar güzel maçlar oldu ki ve böyle ismi cismi daha tanınmayan sporcular, yerimden kalkamadım. Tuvalet ihtiyacını gidermek için bile kalkmadım. Özellikle artık ülkeler bu işe zaman ve para ayırmaya başladı. Bundan sonra, yani Eylül ayından sonra aslında çok daha farklı şeyler göreceğiz. Bugün mesela Çin, yanılmıyorsam 2012'de veya 2011'de ilk defa BKF'ye katılmıştı. Katılır katılmaz İstanbul'daki Boğaziçi turnuvasına katıldılar. Orada biraz başarılı oldular. Ve ilk dünya şampiyonu 2012'de aldılar. Aynı sporcu 2014'te de dünya ikincisi oldu. Yani çok büyük bir potansiyel var. Bu ülkelere de çok dikkat etmek gerekiyor. Bundan sonra artık herkes olimpiyat biraz madalyası oldu için çok zorlu bir rakip olacak. Evet. Asıl bizim bundan sonra çok daha dikkatli olmamız gerekiyor. Zaten şimdi biliyorsun bu olimpiyatlar biraz devletlerin savaşı. Evet. Yani bayraktan da öte devletlerin savaşı olmaya başladı. Prestij oldu. Evet. O bakımdan İngiltere'deki bir dünya şampiyonasından olimpiyatlardan önce alınır tarihte boksa başlayan İngiliz sporcu boksta olimpiyat şampiyonu olmuştu. Adamla böyle bir altyapıyla geliyorlar. Evet. O bakalım dediğin gibi mesela bir takım tehlikeler var. Şeyde de hatırladığım kadarıyla Pekin veya Beijing miydi? Beijing galiba. Olimpiyattan önce mesela Fransa'dan bir eskrim hocasıyla çalışma başlattılar ve ilk olimpiyat şampiyonluğunu orada aldılar. Evet. Böyle bir şey var. İşin kaynağına gidiyorlar canım. Biz de kaynaktan kaçıyoruz. Ölüm kötü bir uyumuz var. Evet. Neyse dedikodu yapmayalım. Esnafı. Neydi dinleyenler oldu bizi. Müsabaka yaşantınla ilgili ne düşünüyorsun? Güzel bir şey. Bize bir anı anlat. Ya müsabaka derken tabii ki hedeflerime ulaştım ama hep içimde olmuştur. Keşke işte 3 kere dünya şampiyon olduysam bir 3 kere daha olabilir miydim? Yani veya işte biraz daha profesyonel olabilir miydim, yaklaşabilir miydim diye düşünmüyor değilim aslında. Ama bazen yaşamış olduğum durumlar, hani biraz önce sizin de söylediğiniz gibi, bazı zamanlarda kendimi yalnız hissettim. Desteğe ihtiyacım olduğu zamanlarda. Keşke bunları yaşamasaydım da ikinci, üçüncü olduğum yerlerde şampiyon olabilseydim diye düşünmüyor değilim. Ve en büyük hayalim olimpiyattı ama işte olimpiyat için bir sporcu olarak tabii ki benim için çok geç. Ama kendi baktığım zaman yine de hedeflerime ulaştım. En azından bir dönemde birilerine ilham oldum. Yalnızca Türkiye'de değil, bunu yurt dışında da söylüyorlar. Birilerinin spora başlamasına vesile olmuşuz. En azından bu tabii ki bizi tatmin ediyor. Şimdi tabii yurt dışında sen milli takımlardan teklifler de var değil mi? Milli takım bünyesinde. Geçtiğimiz sene, yani daha önce mesela Makedonya'dan, Ürdün'den öyle teklifler geldi. Birisi sayesinde dolaylı olarak Rusya'dan hani oraya önerildik. Ama işte tabii oraya gidip orada kalmam gerekiyor. Ailemi bırakıp kalamayacağım için de bu teklifleri elimizin tersiyle ittirdik. Şeyde sosyal medyada genelde sen eller havaya şeyler paylaşmayı sevmiyorsun. Daha çok yeni projeler üretiyorsun. Mücadele disiplinleri üretiyorsun. Evet. Onlarla ilgili kısa bir bilgi verebilir misin kardeşim? Sportif anlamda tabii. Tabii. Güzel şeyler yapıyorsun bu konuda. Ben de bu arada kahvaltıya devam ediyorum. Siz devam edin. Afiyet olsun. Haldun'cum yemiyor. Çünkü ben devamlı soru soruyorum ki yemekleri ben götüreyim diye. Şimdi önemli olan tabii şu, farklı spor branşlarını, karateye benzeyen farklı spor branşlarını da takip ediyorum. Özellikle mesela ayak çalışmalarında kendime has bazı hareketlerim var. Bunları yaparken mesela eskrim karateye çok benzediği için oradaki farklı mesafe çalışmalarını adapte edip karateye gelişim göstermek istiyorum. Yani onu daha doğrusu sosyal medya aracılığıyla da oradaki kitlelere farklı mesajlar vermek istiyorum. Mesela bugün işte boksta veya eskrimde veya farklı bir spor dalında yapılan çalışmaları aynı şekilde karateye adapte edip yeri gelip onu geliştirip
kitlelere hitap etmeye çalışıyorum. Bizim bir fotoğrafımızı çeker misin şunu? Çünkü gelişim ancak bu şekilde sağlanır, onu evet. Biliyorum. Tabii bu da çok önemli bir hizmet. Şimdi klasik bir çalışma modelleri var. Ama evet. Bir de güne adapte olan, yani günün değişmenin takip eden modeller var. Şimdi Buna 10 sene belki karateye göre bir çalışma modeli koyarsan, yani havanda su dövmeye benzer. Evet. Hiç, teşekkür ederim. Hiçbir faydası olan bir şey değil. Ama sen güncel olayları takip ettiğin için bu olaylardan da Otomatikman Türk karatesinin faydalanması için bir mücadele ortaya koyuyorsun. Türkiye'nin karatesi altyapısıyla ilgili düşünceler neler? Şimdi Türkiye'nin tabii karate altyapısı zengin. Özellikle bazen yurt dışında olduğum dönemlerde oradaki müsabakaları da seyretme şansına sahibim. Gerçekten bizde çok yetenekli çocuklar var ve özellikle altyapıda ki katılım bayağı yoğun. Büyüklere doğru gittikçe sayı çok düşüyor. Siz de zaten takdir edersiniz. Özellikle son yıllarda bugün sikletlerde bazen bayanlarda 12-13 tane sporcu bulabiliyoruz Türkiye şampiyonasında. Tabii onun farklı nedenleri de var. Ama altyapıda özellikle çok yoğun bir katılım var ve çok yetenekli sporcular var. Yani aslında çok iyi bir şekilde ileriye dönük olarak iyi bir projelendirme olsa, tabii ortak akılla, tek bir kişinin yapacağı bir şey değil bu. Ekip bir şey. Ekiple beraber. İyi bir proje. Tabii ki spor biliminden de yararlanmak kaydıyla. Ben tabii ki çok çok iyi görüyorum. Çok yetenekli sporcularımız var. Şimdi tabii ben biliyorsun bununla ilgili eğitimdeyken de bir şey çıkardım, bir grafik çıkardım. Evet. Şimdi mesela 2500 kişiyle başlıyorsun, büyükler 300'e düşüyor. Evet. Ben demiyorum 2500 devam etsin ama 1000 kişide kalalım. Kesinlikle. Yani bir eğri yapalım. Ama bu eğri 30-40 derece değil de 90 derece bir eğri, yani çakılma babında bir eğri oluyor. Evet. O bakımdan bunun için bir proje geliştirilmesi lazım. Yani bir kaynaktan su akıyor ve hepimiz bakıyoruz. Bugün judonun maçları bizden daha fazlaydı. Daha fazla mücadelesi. Bak judoda adam kalmadı. Tamam. Kusura bakmasın. Tekvando çoğu şeyler düştü. Mücadele sporlarında. Evet. Artık yavaş yavaş. Çünkü biliyorsun güreş çıkıyordu olimpiyatlarda. Amerika'daki üniversite ligi ağır bastığı için güreş kaldı. Zaten o dönemde aslında eğer o oylama olmasaydı karate bir önceki olimpiyatta yarışmış olacaktı. O yüzden. Değil mi? Tabii. Yani o yüzden biz 2020'ye kalmış olduk. Ama tabii şu da var. Mesela büyüklere gelince sayının azalmasındaki en büyük etkenlerden bir tanesi bana göre. Milli takım erken seçildiği için ve o sene boyunca diğer sporculara şans tanımadığı için insanlar artık çok fazla şey yapmıyor. Yani benim düşüncem tabii ki bu. Mesela daha önceki puanlama sistemi varken benim şöyle bir düşüncem vardı. Mesela puanlamaya Türkiye Şampiyonası'na bir puanlama veriyorsunuz. Arkasından seçimi yapıyorsunuz. Orada da puan var. Orada 7'de 8'de olan veya işte 3'e girmiş ama seçmeyi kazanamamış sporculara da yurt dışındaki turnuvalara kendi imkanlarıyla katılma hakkı verip eğer orada başarılı olurlarsa yine milli takıma seçilme şansını verebilmek lazımdır. Çünkü bunu yaptığınız zaman sporcuyu bir sene boyunca canlı tutma şansınız vardı. Ama öteki türlü siz sporcuyu seçiyorsunuz. Şöyle düşünün. Cumartesi günü Türkiye Şampiyonası'na yarışıyor. Zaten formsuzsa veya sakatsa pazar günü bir gün sonra o sporcuya hiçbir şey beklemezsiniz. Bir gün sonra seçme yapıyorsunuz. Dükkanı kapatıyorsunuz. Ondan sonra da bir dahaki seneye sporcu bekliyorsun. Çok zor. Çok zor. Sen akademi mezunusun. Evet. Bu konuyu anlatamadı kimseye. Evet. Yani bu... Yani bir rejenerasyon gerekiyor. En azından bir en aşağı 2 hafta. Şimdi maliyet mi önemli? Kaliteli sporcu mu seçmek önemli? Çünkü kaliteli sporcu beni seçecek. Beni temsil edecek. Kulübümü değil. Ama maalesef burada kulüp düşünülerek eğer hareket edilirse biz kaybederiz. Kısa vadede kazanıyor gibi gözüküyoruz ama uzun vadede kaybederiz. Çünkü bakıyorum mesela çok yetenekli arkadaşlarımız var. Erken yaşta sporu bıraktı. Tabii. Ben 36 yaşında milli takım bıraktım ama 40 yaşında birçok güncel sporcuyu yendim. Dünya şampiyonluğu, Avrupa şampiyonluğu derece yapmış. Halen de mesela hani en son 2 senedir yarışıyorum ama şunu demek istiyorum. Yani biz bu sporculardan, yetenekli sporculardan maksimum yararlanabilmemiz lazım. Artık eskisi gibi değil. Bugün kaç sene önce 44 yaşın 46 yaşındaydı Foram'ın.
profesyonel boksa dünya şampiyonu olmuştu. Bugün artık spor bilimi yani en ileri düzeyde. Ne bileyim işte antrenman metotları bugün elinizin altında, her sporcuyu analiz edebiliyorsunuz bugün internet sayesinde. O yüzden spor yaşı daha ileriye çekilebilir. Erken yaşta sporcular bırakmasın ve rekabet ortamı olsun. Evet. Çünkü benim arkamda eğer beni çok zorlayacak sporcu olursa o benim yararımadır aslında, zararıma değil. Yani bunun önünü kapamamak lazım. Ya tabii bu konuda ben çok mücadele veriyorum. Şunu anlatıyorum. Şimdi sen de müsabaklık hayatın var, çok güzel geçti. Ben de müsabaklık yaptım. Ben de çok geç bıraktım. Hala da çıkıp arada bizi de bir yokluyorlar ama olsun, yine de gözü kara gidiyoruz. Şimdi burada sporcu her şeyi hazır. Fiziksel hazır, psikolojik faktörleri hazır, beyni hazır, bütün ortamlar hazır. Maça çıkıyor. Burada iki tane senaryo var. Bir tanesi birinci maçta yeniliyor. Evet. Sen şampiyon oluyorsun. Şampiyon olan adam da ben yenilen ilk adam. Tekrar sen 7-8 maç yapmışsın. Evet. Bütün depolar bitmiş. Evet. Psikoloji bitmiş, rahatlamışsın, keyiflisin. Serotonin bitmiş, testosteron gitmiş, hepsi gitmiş. Oo diyorsun, tamam diyorsun. Evet. Hayat çok güzel diyorsun. Hadi gel Haldun seçmeye. Evet. Haldun'un posasıyla maç yapacaksın bugün. Aynen. Yani Haldun'un beniyle mücadele bir iskelet var karşında. Evet. O zaman ne oluyor? Ben Haldun'u yendim oluyor. Tabii. Haldun şampiyon oldu ama milli takımı sokmadım gibi bir ismini burada söyleyemeyeceğim bir düşüncenin ürün çıkıyor ortaya. Evet. Öyle değil mi yani? Evet. Dünya, ben adam Türkiye şampiyonu oldu ama ben onu yendim. Abi nerede yendin? Adam 8 maç yaptı. Kesinlikle. Her şeyini bitirdi. Artık o adam yatması gerekirken ama bunu maalesef milli takımlarda biraz akademi mezunu arkadaşlarımızın, öğrencilerin yapması beni üzüyor. Ben lise mezunuyum. Ama biz bunu geçen şeyleri anlattım. Ahir Ataman gibi bir kıymetli biliyorsunuz. İlk, biliyorum. İlk çalışmaları yaptınız. Çalışmanızı getirdiğim evet. zaman Allah selamet versin. Ondan biz çok şey öğrendik. Bu konuda, spor konusu, ben kara cahil bir insanken o bizi çok şeyler verdi. Ama bakıyorsun şimdi bu arkadaşların bunu getirmeleri, o zaman biraz daha senin dediğin gibi, bak senin de rahatsız olduğun bir konu. Kesinlikle. Çünkü Türk kalitesi rahatsız oluyor. Mesela benim düşüncem tabii belki yanlış olabilir. Mesela milli takım seçmelerinde yarışan sporcuların arkasında kendi antrenörlerin oturmasını da isterim. Çünkü yurt dışına gittiği zaman veya normal maçlarda nasıl arkasında antrenör oturuyorsa antrenörle yine aynı ilişkiyi sürdürebilmeli milli takım seçmelerinde de. Ama belli kriterler çerçevesinde. Yani evet. saygıyı şeyi bozmayacak bir şekilde, ses yükselmeyecek bir şekilde. O alışverişi, o bilgi aktarımını orada yine milli takım seçmelerinde yapabilmeli bence. Evet, çok doğru söylüyorsun. Bu arada devam yazıyorlar. Diyorlar ki, Haldun Hocam milli takımda niye görmüyoruz? Vallahi o tabii çok karmaşık bir konu. Daha önce bununla ilgili birkaç sefer böyle bir istek geldi ama çok samimi olduğunu düşünmüyorum. Çünkü ben her zaman söylediğim gibi bu özellikle milli takım çok düşünülmesi gereken bir olay. Ben şimdi bazen hayretle karşılıyorum. Birilerine bir teklif geldiği zaman o kişi yeterliliğine bakmadan hemen kabul edebiliyor. Koşa koşa gidiyor. Bense çok önemsiyorum çünkü çok önemli, çok basit bir olay değil. Ve bu iş ekip işi. Ekip olmadan kesinlikle olmaz. Bu konuyla bir ilk sefer bana da geldiler. Ben de bu konuda fikrimi söyledim. Yani eskiden çok farklı bakarken milli takımın özellikle farklı bir boyut olduğunu ve tabii ki uygun şartlar olursa çalışacağımı söyledim ama ekip işi dediğimiz zaman tabii ekip dendiği zaman çok fazla yanaşmıyorlar. Ben de ekip olmadan bu işin içerisinde olmam. Zaten artık olimpiyat süreci de başlamış oldu ama artık bir şeylerin daha ciddi yapılması lazım. Çünkü neden? Sözle olmaz bu işler. Evet. Önünüze bir kontrat gelir. O kontratı imzalarsınız. Daha ciddi, daha farklı bir yaklaşım olması gerekiyor. Ben böyle bir yaklaşım görmedim. Yalnızca sözle. Çok ciddi bulmadığım için de ben de çok şey yaklaşmadım. Tabii ki gönül arzu ederdi. Bu yaptığımız paylaşımları, tecrübe paylaşımlarını, aktarımları kendi insanımızla, kendi ülkemiz için yapalım. Ama tabii şu da var. Biz yine bir şekilde ülkemize hizmet ediyoruz. Bazen bazı insanlar bizi vatan aile olarak değerlendiriyormuş. Yurt dışından iyi sporcular gelip bizle çalıştığı zaman. Ben tabii sporun dar bir çerçevede kalıplandırılmasını istemiyorum. Bu tüm dünya için geçerli, evrensel bir olay. Ben karateyi çok seviyorum ve bana inanmış
benimle antrenman yapmak için gelmiş insanlara herkese kapım açık. Millet hiç fark etmez. Türkiye'den geleceğim deyip de bir kimseye kapıyı kapatmadım. O yüzden yani elimizden geldiği kadar spora hizmet ediyoruz. Yani biz aslında yine bir şekilde hizmet ediyoruz. Yurt içinde ama yurt dışında. Tabii muhakkak sen çivi çakıyorsun. Güzel şeyler de yapıyorsun. Yani bu çok önemli. Ama bugün sadece benim değil, herkesin istiyor. Ama dediğin gibi bu bir ekip işidir. Çünkü sen artık geldiği zaman gelebileceğin, gidebileceğin bir kişi değilsin. Evet. Sen bir ekolsün, bir efsanesin ve senin buna göre bunların haricinde bir modellerin var. Bir mücadele modelin var. Evet. Bu kimse anlamasın, bu maçta tatimde maç kazanmak değildir bu. Kesinlikle. Ya bu işte antrenmanlardır, bir genel tur toplantısıdır, işte bir yerde bulunmaktır, evet, bir kokteyle gitmektir. Öyle değil mi yani? Tabii. Bir takım daha şeyler, geniş bir perspektifte. Geniş bir perspektiftir ve insanlarla bir takım şeyler paylaşmaktır. Ne bileyim işte yemek yerken sporcularla konuşmaktır. Yani senin olayın bir bütün olarak görmek lazım. Haldun gitti adama mavaşı geri vurdu. Yok böyle bir şey yok. Evet. Haldun sadece mavaşı geri öğretebilecek bir şey değil yani. Evet. Komplike bir insanı veya bir grubu bir yerlere getirebilecek bir sende bir şey var. Bir birikim var. Dokümanlar var ve sen bunları vermek istersin. Evet. Sen bunu verirken benim gelip de ya Haldun şurada şunu desem o zaman bütün düzen bozulur. Kesinlikle. Abi gemi nereye gideceğini şaşırır. Oraya mı gitsin, buraya mı gitsin? Dediğinde çok haklısın. Evet. Dediğin gibi ciddi teklifler olursa, siz bu arada Bahattin Hoca ve Sait Hoca ile beraber çalışıyorsunuz değil mi? Beraberiz, evet. Buradan selam söyleyelim Bahattin Kadaz kardeşimize. Onlara da çok selam. Çok değerli hocalarımız, kardeşlerimiz. Evet, Sait Uçan, İngiltere, Bahattin evet. Kadaz, İsviçre. Bak ne kadar güzel konuşuyoruz ya. Biz İstanbul'dayız, onlar da orada. Onlar da buradan sevgilerimizi iletiyoruz. Onlar da Türk karatesine dönem dönem damga vuran evet. Sizlerin abileri onlar. Bahattin'le 2 yaş var ama o benim kardeşim abi, gibi. Abi derken yani. Bir üst yarı şey. Çok yakın, çok yakın, evet. Sevdiğim, çok kaliteli insanlar. Evet, onlarla beraber. Evet, milli takım sporcuların tavsiyeleri neler? Türkiye için neler tavsiye edersin? Ya şimdi tabii çok güzel bir ekibimiz var. Çok yetenekli arkadaşlar. Mücadele ruhları da çok güzel. Onlara tavsiyem çok antrenman yapmaları. Çok güzel bir dönem var önlerinde. Özellikle olimpiyat gibi. Herkesin rüyası. Antrenman yapmaları ve gündemi takip etmeleri benim söyleyeceğim en önemli şeylerden bir tanesi. Yani yalnızca antrenörleri değil, kendileri de aynı şekilde rakip olan sporcuları analiz etmeleri, takip etmeleri gerekiyor. Dediğim gibi farklı antrenman modelleri var. Bunları yine karateye adapte ederek kendilerini daha çok geliştirebilirler. Onlara başarılar diliyorum. Evet. Bol bol kitap okusunlar diyelim. Özellikle evet. Kitap okumak lazım. Kitap beyni geliştiren tek mekanizma okumak. Kesinlikle. Beyin merak edince bir de şaşırınca öğreniyor. Ama kitap okuma beyni geliştiriyor. Evet. O çok önemli. Ne tür kitap olursa okuyun arkadaşlar. Okumak güzel bir şey. Kion Kata Kumite. Bermuda Şeytan Üçgeni. Senin başarında bunlardan hangisi önde? Komplike mi, ikisinden biri mi, nedir? Şimdi hala aktif olarak eğer spor yapabiliyorsam ve yine süratimi koruyabiliyorsam, patlayıcı gücümü koruyabiliyorsam, bunda en büyük etken o zamanki yapmış olduğumuz Kion ve Kata çalışmaları. Çünkü şöyle bir şey var. Mesela ben Dünya Kupası'nda şampiyon olup ertesi gün geldiğim zaman antrenmana iştirak ediyorum. Ya da işte ondan sonraki ilk hedefim ne? Avrupa Şampiyonası. Maça 2 hafta, 3 hafta kala kumite çalışmam gerekirken, o zaman Muzaffer Hocam işte imtihan var, kuşak imtihanı var. Kion yaptırıyordu. İlk zamanlar tabii ben kendi içimden kızıyorum. Yani şampiyona gideceğim falan diye ama inanın hocam Kion ve Kata'yı biz normal çalışmıyorduk. Yani bugün mesela ben dojolarda baktığım zaman Kion yaptırdığınız zaman sporcuların suratı düşüyor. Biz Kion ve Kata'yı birbirimize yarışarak yapıyorduk. Yani gerçekten karşımda birisi varmış gibi veya yanımdaki arkadaşımdan daha güçlü yapacağım diye %100 ile çalışıyorduk. O çalışmaların bende çok büyük etkisi oldu. Kumite formatında yapıyordun biraz da değil mi? Evet. Kion'un kumite formatında. Aynı şekilde yani %100 evet. Ve her atak Kia'yı yani onu yaşayarak yapıyorduk. Onun bende çok büyük tabii ki getirisi oldu. Bir de şey sevdirme açısından da çok önemli. Sevdiriyorsun Kion'u çocuğa. Evet. Şimdi millet kalıplaşmış statik
yapıyor. Halbuki bunun değişik modelleri var. Çok. Birçok modeli var. Birçok modeli var. Bütün mesele antrenörün bunu bilmesi ve uygulaması. Kesinlikle. Yoksa diyor ki işte biraz daha sen dediğin gibi çok güzel bir şey söyledin. Sporcu sıkılıyor. Abi sıkılmaz. Sıkılmaz. Kumite formatında çalışsa sıkılmaz. Kesinlikle. Hala çalıştırıyoruz. Kesinlikle. Niye sıkılıyor? Sıkılmıyor insanlar. Şimdi tabii bir de şöyle bir ayrım var. Benim en çok beni üzen konulardan bir tanesi. Şu andaki mesela karateyi sportif karate olarak tanımlıyorlar. Ananevi karateyi ayırıyorlar. Ama ben tabii bu arkadaşlarla görüştüğüm zaman hep şunu söylüyorum. Siz ananevi karate yapıyorsunuz. Yarışmanız var mı? Evet var. O zaman siz de sportif karatesiniz. Çünkü sizin o zaman yarışmanızın olmaması lazım. Bir de VKF karatesi yalnızca kuralları farklı. Siz dövüştüğünüz zaman sizin gardınızı kimse incelemiyor. Yani ister yüksek gard dövüşürsünüz ister düşük gard. O sporcunun yapısına kalmış. Mesela bugün Japon sporculara baktığımız zaman ananevi karatede yarışan sporcularla hemen hemen aynı. O neden kaynaklanıyor? Onların oradaki çalışmalarından yani çok kion ağırlıklı çalışmalarından ve onların modelleri o şekilde, ekolleri o şekilde. O yüzden hani bu şeyle alakalı, antrenman modeliyle alakalı. Siz antrenman modelini nasıl yapıyorsunuz? İsterseniz bazı günlerde mesela Thai boksçuların çalıştığı gibi lapalarla işte dirsek, diz vuruşları da yapabilirsiniz. Bunlar karatenin içerisinde olan şeyler. Formatla alakalı bir şey. Tabii. Yani o aslında antrenöre kalmış bir şey. O yüzden hani bu şekilde de ayırmamak gerekiyor. Karate karatedir. İçinde kion, kata ve kumite vardır. Ama onu yaptıran antrenörün formatı önemli bence. Başarında etki olan sebepler neler? Ben şundan da benim başarılı grafiğimde önemlidir. İşte ailedir diyebilirsin, hocadır diyebilirsin, sosyal çevre diyebilirsin. Bir genelleme yapabilirsek birkaç şey söylenebilir. Şimdi tabii birinci özellik tabii ki genetik özellik olduğunu düşünüyorum. Evet. Yani genetik yatkınlığım varmış bu spora. İkincisi çok sevmem. Özellikle Bruce Lee filmleriyle ben karate sporuna başladım. İşte Cüneyt Arkın'ın Battal Gazi filmleri. Bana bu spora başlamadaki en büyük etkendir. Evet. İkincisi tabii o dönemler benim antrenörüm Muzaffer Yoldaş Kempo çalışmalarından işte askerde Atilla hocamızla tanışıyor. Oradan Shotokan'a geçiş yapıyor. O dönem içerisinde o da karateyi yeni yeni öğreniyordu. Hatta şöyle bir anımız var. Mesela bir gün bir turnuvaya gideceğiz. Hocam Soçin Katasını yeni öğrenmiş. Turnuvaya giderken, salonda otobüsü beklerken o arada bize Soçin'i öğretti. Ben yeşil kuşağım. Hani o açıdan da buradan kendisini saygıyla selamlıyorum. Hemen öğrendiği bir şeyi bizlerle paylaşırdı. Bu benim için çok önemli. İkincisi sizlerin başlattığı milli takım çalışmaları benim gelişimimde çok büyük etkisi oldu. Bu bir gerçek. O sayede modern karateye adapte olduk. Ve işte şansımız varsa senede bir kere biliyorsunuz Boğaziçi turnuvası oluyordu. Ya, değil mi? Hatta hiç unutmam. İlyas Gencer Simi'yi yakalamıştı 60 kilo banket gecesi. Ayak hareketini ona işte göstermesini istiyor falan. Biz orada öğreniyoruz farklı bazı şeyleri ve evet, sonradan geliştiriyoruz. Hani onlardan şimdi çok çok daha iyi, çok daha farklı yapıyoruz ama şimdi şansımız varsa orada görüyorduk. Ya da işte sizlerin getirdiği yurt dışından bir tane VHS veya beta kaset varsa oradaki, mesela benim hayatımda dönüm noktası olan bir şey var. Benim yine idol aldığım Vic Charles, biliyorsunuz çok, evet, çok mükemmel bir sporcu. Evet. Onun bir dünya kupasında tesadüfen yaptığı bir hareket benim bütün kariyerimi değiştirdi. Hatta hani bir döneme damgasını vurdu diyebilirim. O İtalyan'la final maçında bir mavaş tekniği uyguluyor. Sonra ayağını indiriyor. Bakıyor ki adam üzerine geliyor. Tekrar ayağını vuruyor. O bende bir ışık böyle bir belirdi. Uygulamıştın değil mi? Savaş, evet. O şeyi sonra yaptım, o evet, ayak hareketi bende artık oturdu. Ve ben tekniği hem puan için hem defansta da kullanmaya başladım. Yani bana aslında bir nevi ilham verdi. Tabii ki dediğim gibi yani en büyük şeylerden bir tanesi de sizlerle beraber olan çalışmalarımızdı. Ondan sonra da zaten uluslararası platformda hak ettiğimiz yeri hem bireysel olarak hem de Türk karitesi olarak aldık. Biz de tabii çok şey öğrendik. Mesela ben ilk 74 Avrupa Şampiyonası'na adamın yumruğu vurdum, böyle kaldım. Nazi Hikide diye bir şey varmış. Ondan sonra adam puan, ben bir de hakem arıyorum ben şimdi, böyle vurdum ya kimse bakmıyor. Meğer kolu geriye çekmekle. Ben Avrupa Şampiyonası'na dövüşüyorum. Hadi. Daha turuncu kuşağım. Evet. Hakkı Hoca bana
Allah selamet versin. Yeşil kuşak verdim. Biraz hava atayım millete. Herkes bembeyaz kuşak. İngiltere'deyiz. Açık sigara doğru biliyoruz bize şey evet. Yok. Feştomanı alan gibi maca gelmiş. Ondan sonra hikit öğrendim. Çekmek gerekiyor. Evet. Yani nereden nereye geldik? Hepimiz bir şeyle öğrendik. Mesela ben Çuğdan Mavaşikir ilk onu geldim burada uyguladım. Ondan sonra dediler böyle bir teknik varmış. Ve herkes Çuğdan Mavaşikir'i vurmaya başladı. Evet, kesinlikle. Dediğin gibi hepimiz bir yerlerden bir şeyle öğrendik ama tabii şu anda çok büyük zenginlik var. Evet. Milli takımımızda buradan hepsine çok selam söylüyoruz. Milli takım kamplarında çalışıyorlar. Başta teknik direktörümüz Murat Elaslan var. İsmail Hakkı Şen var. Yavuz kardeşimiz var. Hepsine buradan başarılar diliyoruz. Allah yollarını açık etsin olimpiyat yolunda milli takım kardeşlerimize. Evet. Yavaş yavaş röportajımızın sonuna geliyoruz Haldun'cum. Söylemek istediğin şeyler var mı camiamıza? Herkes vallahi bak ben bilmiyorum. Bak canlı yayın herkes diyor. Haldun Hoca'yı görmek istiyoruz diyorlar. Sen onlara cevap ver şimdi. Sağ olsunlar. İlgiler için teşekkür ederim. Öncelikle size bu fırsatı verdiğiniz için teşekkür ederim. Biraz gecikmeli de olsa istemeyerek. Bu yüzden de tabii ki özür dilerim. Güzel, keyifli bir sohbet oldu. Çok çok teşekkür ediyorum hocam. Ben öncelikle tabii yine başta söyledim ama yine karateyi Türkiye'ye getiren Hakkı Kuşar hocamız başta olmak üzere. Kendi antrenörüm Muzaffer Yoldaş, Halit Yoldaş, Mustafa Yoldaş. Onların çok büyük destekleri oldu. Milli takım düzeyinde sizlerin çok büyük destekleri oldu. Özellikle bunu özellikle vurgulamak istiyorum. Sizlerin, Doğan Kılıç hocamın, Atilla hocamın, Alev hocanın o dönemde başlatmış olduğu çalışmalar bence karate için bir mihenk taşı. Bugünlere gelmesi çok çok önem arz ediyor. Bunu insanların bilmesi gerekiyor ve takdir etmesi gerekiyor. Eğer bu başarılı alıyorsak o zamanki çalışmaların çok çok büyük önemi vardı. O yüzden sizlere tekrar bu vesileyle de teşekkür etme fırsatını bulmuş oldum. Tadı damağında kalmış herkesin. Abi güzel de adam kahvaltı etmiyor. Ne yapayım yani? Yapacak bir şey yok. Başka bir zaman inşallah. Bu arada milli takımdaki kardeşlerimize de başarılar, üstün evet. Başarılar diliyorum. Ya tabii şimdi şurada bir şey var. Ben her zaman şunu söylerim. Yani bir cümle vardı. Hata yapmayan insanlar mezarlıkta yatanlardır diye. Şimdi biz en büyük bizim sıkıntımız şuydu. Bizim önümüzde örnek alacak abimiz yoktu. Evet. Yani biz üst jenerasyon gitmişti. Doğru. Hepsi işte başka iş yapmışlar veyahut da karateyi bırakmışlar. Biz örnek alacak kimsemiz yok. O bakımdan biraz daha sonra tabii Alev Hoca bizlere katıldı ama bu işte bu yolda Atil Hoca'nın hakkı hiçbir zaman için unutulmaz. Onunla beraber çok güzel bir ikili oluşturduk. Evet. Birbirimizin tamamladık. Evet. Açıklarını kapattık. Ama hiçbir zaman için ya sen şunu bilmiyorsun, sen bunu değil. O bir takım konularda bana pas etti. Ama bu anlaşarak yapmadık bizim. Doğaçlamadan gelişti. Evet. Ben bir yöne kanalize oldum. O bir yöne kanalize oldu. Ve bununla beraber de bir takım hatalar yaptık. Yapmak zorundaydık çünkü. Doğal. Doğaldı. Doğal bir süreç. Doğaldı yani şimdi evet. Mesela. Deneme yanılma yoluyla olacak. Evet bravo yani. Başka şansın yok. Yok. Mesela biz ilk defa biz bir tekvandocu bir lapa görüyorduk. Lapa nedir bilmiyoruz. Hatta Atil Hoca bir kursa gidip gelmişti Almanya'da. Ya gel bir lapa çalalım. Lan lapa nedir? Lapayı taktık nasıl tutup elimiz nasıl gireceğini bilmiyoruz. Yani biz size öğreteceğiz de. Biz bilmiyoruz. Hadi biz bu sefer onunla beraber çalışmaya başladık. Ondan sonra size geldik. Lapa böyle tutuluyormuş demeye başladık. Evet. Anlatabildim mi? Yani o günlerden bugünlere gelindi. Kesinlikle. Ve bizim o cumartesi pazar günleri yapmış olduğumuz işte İstanbul'daki çalışmalar. Türkiye, Antep'ten gelmiş insanlar haberimiz yok. Evet. Kayseri'den gelmişler. Konya'dan gelmişler. Evet. Değil mi? Korkunç bir kalabalık şimdi var. Şimdi o çalışmaların eksikliği var. Evet. Aslında halen de devam ettirilebilir o çalışmalar. Hatta bölge bölge de belirli bölgeler pilot bölgeye oluşturulup aynı şekilde devam ettirilebilir. Çünkü gelişime çok büyük katkısı oldu. Neden olmasın tekrar? Evet. Evet. Türk Karate TV'den bir canlı yayını burada bitiriyoruz. Kahvaltı projelerimiz. Bundan sonra yine Türk Karate damga vuran başarılı kardeşlerimize, arkadaşlarımıza çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bu arada Haldun Alagaş Türk Karatesi'nin yüzü. Bir karate kadı olması gereken her türlü verileri var. İyi bir aile terbiyesi var. Kaliteli bir arkadaşımız, entelektüel bir yapısı var.
karateyi sadece karate olarak yapmıyor. Bir bütün olarak yapıyor. Sizler de duydunuz. Kendine münhasır özellikleri olan bir kardeşimiz. Onunla beraber çalışmak her teknik adamın heyecanıdır. Biz o keyfi yaşadık doya doya. Kusura bakmasın da. Yaştan dolayı olsa gerek. Hepinize teşekkür ediyorum. Bizi işlerinize, dojonuza, evinize misafir ettiğiniz için. Başka bir canlı yanı sizlerle beraber olmak dileğiyle sevgi ve saygılar olsun diyoruz. Biz kahvaltı edeceğiz. Müsaade edersiniz. Değil mi? Evet hocam. Hadi. Bye bye. Görüşmek üzere.